Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konu, tiyatro ve seslendirme camiasının en özel insanlarından biri Arda ydın. Hoş geldin Arda abi. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> hoş buldum. <laughs> hoş buldum Nasıl gidiyor abi, her şey yolunda mı? Bir programa nasıl gidiyor diye başladığın anda o program tutmaz. Bunu onu... <laughs> <laughs> nasıl abi demek gidiyor bu? abi? <laughs> i̇yiyim iyiyim, gayet iyiyim. Sen nasılsın? Bak böyle muhabbet mi olur lan? Nasılsın? İyiyim. Bunu izleyecek insanlar. Sor, sorularına başla. Seni niye çağırdım abi? Aslında beni takip eden insanların birkaç tane merak ettiği konu var. İşte film sektöründe yıllardır çalışıyorum ama insanların en çok merak ettiği konulardan biri e, o filmleri seslendiren ve gerçekten de tiyatro hmm. oyunculuk yapan insanlar. Evet diyorsun, yani oyunculuk he. yapan insanlar kim bilmiyorum. bunlar? Kim bunlar? Özellikle seslendirme konusunda ne çok yapıyorlar? fazla evet e, istek doğdu hmm. son zamanlarda. Hı hmm. İlk olarak seni almak istedim. Ee, sağ ol kırmadım. Rica ederim abi. ne demek. Seslendirmede niye böyle bir istek var? Seslendirmeye niye böyle bir rağbet var? Yani evet son zamanlarda yeni neslin en çok istediği alanlardan biri olmaya başladı. Çünkü çok, çok kolay para gibi bakıyorlar. Tıpkı oyunculuğa baktıkları gibi. Yani çok kolay kazancı olan işte herkesin seni duyabileceği, dinleyebileceği işte tipim bozuksa atıyorum sesim güzel diye düşünüyor mesela. Tipi bozuk ama sesim güzel diye düşünüyor. Mikrofonun karşısına geçerim şey yaparım seslendirme yaparım. Hem para da kazanırım, hem insanlar sesimden de tanır falan diye, diye düşünüyor ama yani genel anlamda seslendirme öyle bir şey değil arkadaşlar. Değil. Yani bunu hani bir... ee, özellikle hani sesi kalın insanların hmm. e, benim sesim, sesim çok sesi iyi. Koza. Aa bak benden bir şey olur mu? Hmm. Ne iş yapıyorsun? Film sektöründe çalışıyorum hmm. işte yardımcı yönetmenler zaman. Hmm. Aa benim sesim hmm. çok iyiydi hani ben hmm. şiir falan da okuyorum. Sence nasıl? Hmm. Hatta şarkıda söylüyorum diye direkt Tonlarını değiştirip hmm. e, kendilerine bir nevi pazarlama yoluna giriyorlar. Aslında e, her ses doğru ses değildir. Tabii. E, 30 yılınızı verdiğiniz seslendirmeye. Hmm. Hmm. E, bunlara girmeden önce... Kim? Benim, benim ha. ve aslında insanların ha. en çok merak ettiği konu arkadaşlar. Arda Aydın kim? Yani ha. ben bunu 50 kere anlatsam, ha. senin dinle anlatman daha farklı olacaktır bizim için. Tabii ben şeyle başlayayım. Kütüğüm nerede onunla başlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ee, doğdun? Kütü, kütüyüm. Edirne e, kü, Edirne'ye bağlı bir yer yani Kütüyüm var. <laughs> 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 Baba Demirtaş e, mahallesine bağlı e, bir şeye bağlıyım. Ve Ankara'da doğumluyum ben, Hüsam. E, işte 42 sene olmuş doğalı. Ondan sonra ben de inanamıyorum 42 yaşıma geldiğim <laughs> ama 42 yaşıma geldim. Sezai Aydın ne oluyor? Evet evet Sezai Aydın hani hem meşhur bir oyuncu hem meşhur bir seslenme sanatçısı. Ondan sonra işte o nesil, o bayağı bir 2-3 nesli sesiyle, de, görüntüsüyle büyüttükten sonra işte ben hani bu işlere başladıktan bir zaman sonra ben de artık belirli nesillere, sen kaç yaşındaydın şimdi? Ben şu an 29 yaşındayım. 29 muhtemelen sen de işte seni, Sefa'yı kameranın arkasındaki Sefa'yı, herkesi bir şekilde sesimizle hani belki işte ekranın başında tuttuk bilmem ne ettik falan. Hani bu böyle bir babadan oğula iş gibiydi. Ha ben işte Ankara'da doğdum. Ondan sonra ilk ilk orta liseyi orada okudum falan. İşte ilk seslendirme yapmaya başladım. Sonra orta ortaokula geçtiğim sene orta birinci sınıfta tiyatroya başladım Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Yani profesyonel olduğum yerde profesyonel bir tiyatroydu hani amatör falan değildim. İlkokulda müsamerelere falan çıkarıyorlardı hani babam meşhur bilmem ne falan oyuncu falan diye işte bunun babası da oyuncu hani bu çıksın oynasın falan diye bir iki tane de işte bir kolejde okuyordum ben o zaman hiç şanslı bir çocuktum yani kolejde okuyan ender hani o zamanki işte 80'li yıllar. Kolejde okumak bir şeydi yani o zaman. Şimdi Tabi, özel okul hani normal sıradan devlet okulu özel okul özel okul tabii ki yani falan. O zaman öyle bir şey yoktu. Orada okurken işte babamın arkadaşlarının çocukları da vardı, sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım falan beraber oyunlar oynuyorduk falan. Sonra ben profesyonel oldum ortaokul birinci sınıfta, seslendirme devam ediyordu. Ben bunu iş olarak ne zaman yapmaya başladım? Yani benim mesleğim olmasına ne zaman karar verdim? Orta ikinci ya da orta üçüncü sınıftaydım. Ee, dedim ki bu benim işim tamam yani o zaman aydım duruma çünkü orta 2, orta 3'e geldiğim sene ben 5-6 senedir seslenme yapıyordum zaten. Evet evet. Ya yani çocuk yaşta başlayınca doğal olarak 12-13 yaşına geldiğin zaman 5-6 senelik bir iş, işin işi yapmış oluyorsun aslında burada. Sonrasında e, şeye işte seslendirme, tiyatro devam etti. Ankara Devlet Tiyatrosu uzun bir süre devam etti. 15-16 yaşına kadar tiyatroya devam ettim. Sonra atıldım bir gün oyuna gitmeyi unuttum. O yüzden attılar beni Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Ondan sonra sözleşmeyi feshettiler. Sonra e, seslenme ve televizyon programları sunuyordum tabii o ara. Yani o dönem, e, yıl olarak 1980'lerin sonundan 90'ların 97'ye kadar filan zaten 98'de işte İstanbul'a geldim. Bir 10 senelik süreç içerisinde hem seslendirme hem tiyatro hem televizyon programları sunuculuk vesaire filan derken bütün her şeyi yaptım orada Ankara'da. Sonra İstanbul'a gelmeye karar verdim. İstanbul'a geldiğimde bir üniversiteyi kazanmıştım zaten. Okum okuyordum ama okumaktan vazgeçtim. İşletme fakültesine girmiştim Gazi Üniversitesi'nin. Sonra buraya geldiğimde açık öğretime kaydımı yaptırdım. Çünkü artık askerliğim gelmişti. 20 yaşına gelmiştim. Askerden kaçmak için aslında üniversiteye kaydımı devam ettirmek durumundaydım. Açık öğretime girdim. Sonra 20 yaşımın sonlarına doğru bana burada biri dedi ki, oğlum işte geldim İstanbul'da iş yapmaya başladım falan, seslendirme yapıyorum, dizide oynuyorum falan. Dedi ki bana biri, oğlum şey yap, konservatuar oku. Ben de yok ya falan diyordum. Ankara'da da çünkü okumak istemediğim için işletme okumuştum. Yani konservatuar sınavına girebilme şansım tabii ki vardı ve yani girerdim de muhtemelen ama istemedim orada. Sonra burada birileri bana böyle bir işte oku falan, konservatuar oku, tiyatro oku falan filan dediler. Çünkü Diploma bir yerde lazım olur diye. Hakikaten de doğruymuş. Diploma bir yerde lazım oldu sonrasında. Mimar Sinan işte konservatuar sınavına girdim. Kazandım. Dört sene onu okudum ama hep çalışmaya devam ettim. İşte okula gidiyorum. Okuldan bütün işte kalan bütün zamanları dublajdayım, dizideyim, setteyim vesaireyim falan. Ama tabii daha ağırlıklı olarak seslendirme yaptım. Ha buraya geldikten sonra işte şansım ne oldu? Hemen reklam seslendirmeye başladım. Reklam seslendirmesi bu işin içinde önemli bir yer. Tutar. Ee, hem maddi anlamda hem de sesinin bilinmesi anlamında çünkü çok fazla döner. Yerli diziler, yerli filmler o zaman seslendirmeli yayınlanırdı. Onlara seslendirme yapardık. Oradaki oyuncuların işte yerli oyuncuların seslendirmelerini yapardık. Bir sürü tabii şu anda hala hazırda çok meşhur oyuncunun falan ilk seslendirmelerini ben yaptım. Bir sürü arkadaşım gibi. Sonra 2003 senesinde işte 2002'de şehir tiyatrosu da dahil oldum. 2003 senesinde okul bitti. Ondan sonra daimi kadroya yani ilk başta yoğun yeri başladık. Sonra kadroya girdik falan şehir tiyatrosu o şekilde devam ediyor. 2016 senesinde de işte biraderler yapım diye bir yapım şirketi kurdum. Sahne sanatları prodüksiyon şirketi. Onunla sahne sanatları üzerine prodüksiyonlar yapmaya başladık. İşte 2019'un sonundan itibaren de işte senin de dahil olduğun bu işleri, bu dijital prodüksiyon işlerine falan başladık. Öyle bir hayatım Aslında oldu. Aslında tiyatroyu dijitalleştirmeye başladınız. Yani tiyatroyu dijitalleştirmeye başladık. Tiyatroyu biraz ikinci plana atmak zorunda kaldık tabii ki pandeminin de getirisiyle. Ama belli ki hani bir şey var burada, bir yol var burada. Hani o yolu görüp biraz erken davranabilmek önemliydi metin yazarlığı işte vesaire işte çekebilme kabiliyeti hani biraz kameradan çok anlamam yani teknik konulardan çok anlamam ama görmek istediğim resme bilirim vesaire falan o gibi şeylere merak salınca da o işleri daha kolay yapmaya başladık filan bir takım prodüksiyonlara girmeye başladık derken işte bu zamana geldik şimdi baya işte hem Amerika'da hem Fransa'daki işte insanlara videolar çeken, onlara videolar tasarlayan ondan sonra sahne sanatlarının da içinde olduğu işler yaptığımız bir düzendeyiz şu anda. Şu an aslında tiyatroyu dünyaya duyuruyorsunuz. Evet, Türkiye'deki tiyatroyu diyebiliriz. Yani evet, asıl kendi yaptığımız oyunları oynamaya evet, çalışıyoruz. Yani Kanada'da da oynadınız, Almanya'da da oynadınız. Onları, onları turneye, onları canlı oynadım. Yani pandemiden önce gidip oynadığım bir süreç vardı. Online'dan istiyorlarmış bu süreçte. İstiyorlar tabii. Online'dan en son işte bir, bir şeye oynadık. Amerika'dakilere oynadık mesela işte. Hı hı. Amerika'daki insanlar izledi. Biz kendi şeyden, ofisimizden, stüdyomuz aynı zamanda doğrusu orada oynadık mesela. O da oldu. Evet yani kamera aracılığıyla oldu mu oldu ama yani tabii ki tiyatronun yerini hiçbir şey tutmaz. Canlı performansın yerini birebir gördüğüm bir şey hiçbir şey hiç hiçbir şey tutmaz aslında yani. Temel olarak hayatım seslendirme ve tiyatroyla geçmiş durumda yani şu ana kadar. Ee, ben sizin adınızı ilk duyduğum zamanlarda e, dizilerde çalıştığım süreçte... Kim bu dedi. <laughs> evet yani isminizi Kim duyuyordum ama sesinizi biliyordum. Ha. Yani ben bu sesi biliyorum. Ha. Yani hatta bir yerde duysam kafamı çevirip Hı -hı. bakarım ya bu ses çok tanıdık geliyor Arda Aydın ismi geçiyordu. Hı -hı. Arda Aydın yani. Hı -hı. Çok fazla Hı -hı. görsel olarak Hı -hı. bilmiyordum sizi. Ama mimar seni anladı o da. Yani Hı -hı. şu okuma Hı -hı. olayı ve hani diploma bir yerde Okul lazım olması. Okul önemli tabii. Tırnak içinde o şekilde lanse ediliyordunuz mesela. Bunu da belki de benden şu anda duyuyorsunuz. Hı -hı. Uzun süredir Doğru. sizi tanıyorum. Evet evet şimdi bak oradaki oradaki aslında ayrım şu. Bunu en iyi bir ekşi sözlükte benimle ilgili işte sayfada bir yorumda gördüm. Ee, 2000'li yılların ortaları galiba. Ben de bir bilet sırasında mı ne bekliyormuşum bir şeymiş açık hava tarafında açık havada halbuki açık havada ben bilet almam yani orası bizim tiyatronun sahnesi olduğu için ben bedava girerim yani <laughs> muhtemelen davetiye almaya diye bekliyordum aynı sırada. <laughs> Önümde biri varmış o yazmış ekşi söz yiyorum işte diyor ki sırada bekliyordum diyor bilet sırasında diyor konsere girmek için biri konuşuyor arkamda diyor çok iyi tanıyorum diyor sesi diyor döndüm yüzünü gördüm ve hiç birleştiremedim diyor kim bu? Ses o. Evet biliyorum sesi çok iyi biliyorum ama yüzü birleştiremedim falan diyor. Ondan sonra bunu yazmış mesela tamam Sonra araştırdım baktım bu adammış falan ama büyük ayak kırıklığına uğradı tabii. O ses ve o yüz başka biri çıktı karşıma diyor. Muhtemelen şey ya DiCaprio izledi ya Shia izledi ya Matt Damon'ı izledi bir şey yaptı benim sesimden. Ya da çizgi filmlerde Andy Mendy falan izledi bir şey yaptı. Ya da reklamdan duydu ne bileyim. Birleştirememe hikayesi çok fazla başıma gelen bir şey tabii. Ama temelde hani seslenme benim ilk işim, sonra tiyatro geliyor ama yani seslendirmede bir yere geldik mi geldik, tiyatroda da bir yere geldik mi geldik ama daha ileri gidebileceğimiz noktalar var. Ha oralarda işte o Mimar Sinanlık her zaman işe yarıyor yani. Peki ee, birçok hı. seslisiniz. -hı. Şu size bir garip bir durum yaratıyor mu ya da hı -hı. aslında bize yaratan bir durum hani bir yerde kalabalık bir ortamda konuştuğunuz zaman hı -hı. tık yüksek tonla herkes dönüp şöyle bir bakıyor. Hı -hı. Bir aşinalık var sese. Hı hı. şey diye sesgelim. Evet ben oyum. Ben o sesim. Evet evet. <laughs> onu onu artık şöyle şey yapıyorum. Ee, bir, bir... karşılığınız ne Evet, evet. bir ya bir durduruyorum onu anladın mı? Tan falan. Evet evet tamam oyum ben. Devam edelim şimdi. Mesela girmişim ya bir, bir bakkaldan bir şey alıp çıkacağım. Aa, evet tamam oyum. Hadi ver şu sigaramı gideyim ben filan. tamam mı? Yani böyle Aa oldu. sigara da mı içiyorsunuz? Evet <laughs> sigara da içiyorum. Sesim kalınlaşsın diye. <laughs> Arkadaşlar sesi kalın olanın e, seslendirme <laughs> yapması meselesi yapabiliyor olması, yapabilecek olması meselesi doğru değil aklınızda olsun. Yani bunun ses rengiyle tabii ki alakası var ama ses rengi yani %10'unu ancak kapsar. Birçok sorun var. Ee, çok kısa kısa üzerinden geçmek gerekirse şunu söyleyeceğim ilk hı. başta. Şu anda tiyatro çok zor bir süreçte. Sizin için de tiyatro aynı şekilde mi? Çünkü sizin bir taraftan dublaj kısmınız var. E, Tiyatroyu dijitalleştiriyorsunuz. Dijital olarak oynuyorsunuz. Hı hı. Gerçekten bu sıkıntılı süreci de yaşıyor musunuz? Yok, ben yaşamıyorum. Çünkü ben çok çalışan biriyim, tamam mı? yani sürekli üretirim, bir şey kafama çok gelir. Çok yönlülük mü? Bu? Evet evet, çok yönlülük. Şimdi ben müzisyenim de aynı zamanda şarkıcıyım, şarkı yazarıyım, söz yazarıyım, profesyonel olarak müzik yapıyorum, albümlerim var falan filan. Şimdi bunların hiçbirini saymıyorum mesela evet. burada. Beni takip eden bilen insanlar mesela bunları biliyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bak, bir işin e, sürekliliği kesildiği zaman eğer onu yapan insanlara bir dinlenme fırsatı ve bir düşünme fırsatı veriyorsa istemli ya da istemsiz. Ee, bu iyi bir şey. Benim için de iyi oldu. Niye iyi oldu? Çünkü ben senelerdir şehir tiyatrolarında yani kaç bin temsile çıktığımı ben bilmiyorum mesela. Hem yani şimdi şehir tiyatroları hem kendi yapım şirketim yani biraderler yapım olan. Çünkü biraderler yapımda sahne sanatları Tabii. üzerine çalışan bir yer. Büyük büyük prodüksiyonlar yapıyor. E, oynadığımız 4 tane beş tane oyun var. Hepsinde hemen hemen ben oynuyorum. Çok büyük prodüksiyonlar. Evet, evet, büyük prodüksiyonlar. Hepsinde oynuyorum. Aynı zamanda şehir tiyatrosunda oynuyorum. Bazılarını yönetiyorum falan. Şimdi bu bir yorgunluk ve bu bir yıp, yani bu bir yıpranma getirir. Tamam mı? Durup düşünmek için fırsatın olmaz sürekli Hı -hı. bu devam ediyorsa. Yani kendini yenileyemezsin. Hani ne yapıyorsun kendini yenilemek için? İşte gidiyorsun yurt dışına bir şeyler görüyorsun. Amerika'ya gidiyorsun, İngiltere'ye gidiyorsun, Kanada'ya gidiyorsun, gidiyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun, bir şeyler izliyorsun. Avrupa'da mı? Avrupa'da daha batıda işte bu işlerin daha normlarının yüksek olduğu yerlerde bir takım işler izliyorsun. Aa diyorsun bak bu bunu yapmış falan filan. Kendini tazelemeye yenilemeye çalışıyorsun. Ama şöyle düşün. 7-24 yapmakla yükümlü olduğun ya da düşünmekle yükümlü olduğun bir iş bu. Tamam mı? Buna bir ara vermek lazım bir yerde. Çünkü o yıpranmışlık, o yorgunluk yani o şey yorgunluğu derler ya işte makine, makine yorgunluğu. O Bu dönem benim için bir fırsat oldu. Çünkü başka bir şeye evrilmeye başladı benim için tiyatroda. Yani ben dijital tiyatrodan bahsetmiyorum. Ben tiyatroya dair yapabileceklerimi teknolojinin getirdikleriyle nasıl birleştirebilir, birleştirebilirimi getirdim. Sahne üzerinde yapacağım gene ama dijitali de işin içine katacağım mesela. Sahne üzerinde yaptığım her oyunu mesela dünyaya yayınlayabilir miyim? Aynı oranda keyif alabilir mi acaba insanlar diye düşünmeye başladım bu dönemde benim için çok iyi bir şey oldu. Diğer arkadaşlarım için iyi olmamış olabilir. Çünkü bu işleri yapanların %70'i, %80'i sadece bu işe odaklanmış, sadece bu işi yapmaya e, yeminli gibi insanlardır. Anlatabildim mi? Anladım. Çok az bir kesim, çok az bir kısım çok şeyli, çok fonksiyonludur bu şeylerde, bu işlerde. Yani müzikte yapar, resimde yapar, plastik sanatlarla uğraşır. Seslendirme böyle hani... Şeyle yapılabilecek bir iş değil. Tabii ki ses rengi dediğin şey çok önemli. Ama seslenme genel anlamda sadece ses rengiyle devam ettirilebilecek bir şey değil. Sesinle oyunculuk yapmak, yani genel anlamda bir oyunculuk kabiliyetinin olması gerekiyor mutlaka. Çünkü hani ses bedenden bağımsız olarak çıkan bir şey değildir. Yani bedeninde atıyorum bir acı varsa sesin ona göre çıkar, İşte bedeninde bir atıyorum bir bir eğrilik varsa doğuştan gelen bir eğrilik de olabilir bu. Sonradan defekt de olabilir bu. Ona göre çıkar. Yani sesin 50 bin tane çıkma şeyi vardır, sebebi vardır. O yüzden ses rengi sadece seslenme yapmak için yeterli bir başlangıç noktası değildir. Seni evet bir yere yönlendirebilir falan ama yeterli değildir yani. Sonuçta bu sesi seslendirirken yani dublaj yaparken vücudunuzu da oynatıyorsunuz, orada bir oyunculuk da kullanıyorsunuz. Performans yapıyorsun, yapıyorsun. her halükarda performans yapıyorsun yani çıktığın zaman bir yorgunluk oluyor seslenmeden tabii ki doğal olarak yani. Aslında günümüzdeki en büyük problemlerden biriyle ilgili sorum aslında ama ikili karşılaştırma olacak. Şu süreçte tiyatro mu dublaj mı? Yani genel olarak bir 5 yıllık 10 yıllık süreç alırsak hele. Sizin ilginizi en çok hangisi çekmiyor? Aslında ikisi de çekmiyor çok fazla. İkisi de benim işim. Tiyatroya en çok yatırım yapan Hı -hı. bir prodüksiyon şirketisiniz Hı -hı. yani. Hı -hı. Bir yaz gecesi... Bir evet evet. Büyük, bu. büyük büyük paralar harcıyorum ben orada. Evet yani harcıyoruz. Ama e, tabii ki o bir iş. Yani ne yatırırsan ve yatırdığının içine kadar doluysa ona göre bir kazanırsın. Ona göre bir kazancın olur. Tiyatro bir ticaret. Bak yani, yani en temelde evet tiyatro bir sanat dalı yedi sanattan biri ama bir ticaret noktası aynı zamanda ve bu ticaret noktasında insanların hani bu işi çok böyle kutsallaştırması işte sanki hiç para kazanmıyormuş gibi davranıyor olması falan da bana çok tuhaf geliyor. Bu bir iş ve ben de bu işi yapmanın karşılığında bir para kazanıyorum. Ne kadar yatırım yaparsam, yaptığım işin içi ne kadar dolu olursa o kadar fazla kazanırım ve hayat standardımı yüksek tutarım. Zaten herkesin temel aslında çıkış noktası öncelikle hayat standardı, ondan sonra da hayat standardını yükseltmektir. Ve ben de onun için çalışıyorum senelerdir çok şükür. Hani bu anlamda bir şey de olmadı gerileme de olmadı hep ileriye doğru gittim çünkü her zaman e, bir kazancım varsa bu işlerden onu mutlaka mutlaka gene o işe yatırım olarak şey yaptım o yüzden demem o ki seslendirmede e, tiyatroda benim için bir e, aynı zamanda kazanç şeyi kapısı yani hayatımı idam ettiriyorum ama bunların yanında beni daha çok cezbeden şey şimdilerde özellikle ya çok uzun zamandır var ama şimdilerde mesela ilgilenebiliyorum bununla. Kamera işlerini seviyorum ben anladın mı? Yani? Evet, oldu, evet. çok çok seviyorum çünkü orada başka bir o çok oyuncaklı bir şey aynı zamanda benim için işte onu çek bunu çek oradan kurgula bilmem ne et onu kırp bilmem ne et falan filan bambaşka bir dünya yaratabiliyorsun orada. Bunu tiyatroda yapman çok zor. Seslenme de zaten yapamazsın orada çünkü belirli bir şey var kalıp var filan. Yani aslında tiyatro gerçekten tek plan. Tabi tabi tek, tek plan. plan. yani. İkinci evet. bir katı yani tiyatro. Yok. Boy... Ya üç boyutlu gibi görünüyor ama iki boyutlu bir şey tiyatro. Yani film çok üç boyutlu gibi geliyor bana. Kesinlikle. Ee, Birçok kişiye seslendiriyorsun abi. Ee, hani DiCaprio, Brad Pitt, hı hı. Matt Damon, hı hı. Andy. Hı hı. E, reklamlarda hı hı. keza. E, zaten Dişi Türk'ün yıllardır seslisiniz. E, gerçekten seslendirmeden keyif aldığın sanatçı kim? Ha bir tane seslenmekten çok keyif aldığım bir tane sanatçı falan öyle bir şey söyleyemem. Bak burada burada ne biliyor musun mevzu? Bunu ben bir meslek olarak kendime edindiğimde bunu bir iş olarak kabul ettiğim andan itibaren kimi konuştuğum çok önemli değildi. Sadece mesela içeri girdiğim zaman seslenme stüdyosuna veyahut da kendi evimdeki stüdyomda bu işi yaparken o işten tad alıyorsam hepsi benim için aynı. Anladın mı ne demek istediğimi? Ama o iş beni yoruyorsa seslendirdiğim karakter veya da seslen ya boşa da ses alıyorum ben mesela belgesel de konuşuyorum boşa konuşuyorum ondan sonra yapıştırılıyor bir yerlere görüntünün üzerine falan ama ondan bir şey öğreniyorsam mesela benim için çok keyifli bu zamana kadar konuşmaktan en keyif aldığım şeylerden biri işte bu National Geographic'in işte şeyi bir belgeseli mesela çok keyif aldım çünkü Jason Silvan'ın işte belgeseliydi. Jason Silvan'ın hem yapımcısı hem sunucusu olduğu belgesel müthiş bir konuydu mesela çok öğreticiydi ve şu anda benim insanlara mesela bir şeyler konuşurken aktarabildiğim çoğu bilgiyi o belgeseli konuşarak edindim. O bir ansiklopediyi okumak gibiydi. Evet. Ha. Bölüyorum çok özür dilerim ama ee, soruyu Böl, böl niye bölmüyorsun tabii? Ee, İşin bu. tazeliği için bölmek <gülüyor> kat, <gülüyor> kesmek. Dublaj gerçekten bilgi anlamda çok şey katıyor. Tabii tabii. Yani şimdi bak bir gün bir doğayı anlatıyorsunuz, bir gün bir oyuncuyu anlatıyorsunuz. Hayatın boyunca okuyamayacağın kadar çok kitap okuduğunu düşün. Evet. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ben okuyamam o kadar kitabı. Ben çok kitap okurum ama o kadar kitap okuyamam. Ben şu ana kadar muhtemelen seslendirme yüzünden senaryoda diye düşün, senaryo anlamında da düşünelim bunu. Belgesel diye de düşünelim. Çizgi film, tamamen kurgu, hayali şeyler diye de düşün, düşünelim. Yani ben hep hani 30 binin üzerinde iş konuşmuşumdur falan diyorum ama bu muhtemelen 100 binlere yaklaşmıştır yani. Çünkü parça sayısından baktığın zaman öyle bir şeydir. 100 bin iş. Tabii tabi yani Bifi 100 binin üzerindedir. Yani üzerindedir muhtemelen. Çünkü düşün yani bir gün giriyorsun mesela, işte bir gün içerisinde 12 bölüm 13 bölüm dizi konuşuyorsun çıkıyorsun. Şimdi bu 13 parça bir günde. E ben bu işi 34 senedir yapıyorum. 34 senenin içerisinde bir günde 12 parça değil, bir günde 25-30 parça, 40 parça ayrı ayrı stüdyolara gidip ayrı ayrı şeyler konuşumuz reklam konuştuğumuz, belgeseller konuştuğumuz falan 50 bin tane iş yaptık yani. O yüzden söylüyorum 34 senenin içerisinde her güne bu şekilde bölersen, çok büyük bir meblağ ediyor e bu yani. sesi peki aynı gün içinde 25 bölüme nasıl? Hı -hı. E, yani amortismanı gerçekten nasıl yapıyorsun o sesi? İşte o da bir Sabah şey. Sabah kalkıyorsun uyandığında evet. ses tonu farklı. Öğlen, evet. Evet. akşam yorgunluğu yani bu evet. gerçekten nasıl ayarlanır? Ama o da işte o performansı gösterebilmek için senin kendine yaptığın yatırım yani. Yani dinlenmen, efendim söyleyeyim sesini kullanabiliyor olman, sesini nereden çıkartacağını bilmen, diyaframını kullanman, nefesini iyi kullanman. Sesini yormadan, o kadar da yıpratma. Ses her halükarda yorulur bak. Ses yıpranır. Ama sen en az yıpranmış haliyle karşı tarafa geçirmelisin bunu. Yani o yıpranmayı karşı tarafa hissettirmemelisin. Ben sesimin tamamen bittiği, yani normalde böyle konuştuğum zamanlarım var benim çünkü sesim bitmiş artık, kısılmış, kist var seslerimde falan. Ama stüdyoya girdiğim zaman mutlaka böyle konuşurken stüdyoya girdiğimde en azından bunu bunu çıkarabiliyordum. Bu, bu tonu çıkarabiliyordum yani bir şekilde. O bir bilmek işte vücudunu biliyorsun sesini tanıyorsun falan. öyle oluyor o iş ama temelde e, seslendirme ile ilgili e, hikayenin insanların zannettiği gibi olmadığını çok net söyleyebilirim. Çok kısa bir sorun daha var gerçekten Türkiye'de sesini beğendiğim bir dublaj sanatçısı var mı? Var tabi bir tanesi benim hani hem abim hem ustam hani Sungun babacan evet. bu işin bu işin hani peerlerinden biri yani. Yani NTV ve National Geographic'te bayağı bir işin karşılığında Sungun Baba National Geographic'te... Siz bak, senin mesela... Çizgi filmlerde de vardı. Se, evet, senin yaş grubun mesela şimdi oralarda dinliyor ama Sungun Babacan, Yekta, Yekta bir sonraki nesil onlardan Yekta abi, hı hı. Ee, babam ondan sonra birkaç kişi daha var Osman abi rahmetli Osman Gidişoğlu falan bunlar sevdirdiler kendi sesleriyle film izle, izlemeyi. Yani Türkçe film izle, yabancı film. Şirin film Şirin Baba izleme. olan. Şirin Baba olan, ilk Şirin Baba kimdi hatırlamıyorum. Ya o kadar çok değişti ki onlar yıllar içerisinde. Engin Alkan bile Şirin Baba oldu yani daha sonrasında. Engin Çok, tabii tabii çok sonrasında ama onlar sonra yani sonra dediğimde 2000'li yıllarda falan yani 90'ların sonu 2000'ler. Hep bunların çıkış noktaları bu çizgi filmlerin çıkış zamanları işte 70'ler 80'ler falan olduğu için o zamanın TRT'sinde o zamanın seslendirme yapan insanları konuştuğu için bunları şimdi onları biz bilmiyoruz hatırlamıyoruz ancak bir bulmamız lazım ha bunu bu konuşmuş falan diye. Ben şimdi mesela çok uzun seneler önce 30 sene önce yaptığım bir işin dublajını TRT arşivinde mesela duydum kendi sesini duydum orada. Çocuğum, çocuk sesim çıkıyor falan. Çok şaşırdım mesela yanında konuşanların tonlamalarına, tınılarına, o zamanki seslendirme yapılırken, o zamanki tavırlara, seslenme tavrına falan bakınca çok şaşırdım. O zaman başka bir Değişim şekilde konuşuyor. oluyor mu? Tabii canım, olmaz olur mu? Şimdiki konuşma tarzıyla 1980'lerdeki konuşma tarzı bile aynı değil. Şimdiki tonlamalar, tavırlar tamamen... Başka dillerin işte Türkçenin içerisine gir, gir, girmesiyle değişmiş. Efendime söyleyeyim işte cümlelerin sonları havalarda bitiyor hı hı. şu anda yaptığım gibi. Ya o zaman öyle bir şey yok cümlelerin sonu havada bitmiyor. Bilmem ne etmiyor efendim falan filan diye konuşulan bir yerden gelmişiz. Daha böyle akıcı konuştuğumuzu zannettiğimiz Amerikan aksanlı falan gelmişiz. O yüzden çok değişik onlar. Bir motto istiyorum sizden. Yani şu motto. Şu... Hayat sen plan yaparken başına gelenler <laughs> ha O değil aslında. Yani şu aslında benim istediğim motto şu. E, şu ana kadar seslendiğiniz kişilerde hani hı hı. bir cümle vardır ya. Hı hı. Aa. Kafama kazındı bu cümle. Ya öyle çok şey var aslında. Hatta bak bir zaman e, önce eee bu gene Jason Silva'nın son yaptığı The Origins diye bir iş vardı. Ondan önceki işte benim seslenmekten çok keyif aldım. The Origins denen şeyde e, belge filmler, dizisi, belge dizide neyse bir 5-6 sayfayı telefonumla çekmiştim mesela tamam mı teksti. Çektim. Çünkü çok önemli bir şey söylüyordu orada ve benim onu kaçırmamam lazım. Çünkü seslendirirken, evet okuyorum, evet aklıma giriyor ama daha sonraki şeylerden dolayı, bölümlerden dolayı kaçırıyorum, aklımdan çıkıyor. Ne demişti ya bu falan diye çekmiştim. Sonuç olarak şunu söylüyor, aslında benim de ondan sonraki yani o okuduğumdan sonraki hayatımı başka türlü evliten ve şekillendiren bir şey söylüyor. İnsanlığın gidişatı insanlığın tahmin ettiğinden çok daha farklı. İnsanlığın gidişatı başka bir şeye evrildi ve biz şu anda bunu göremiyoruz. Biz şu anda buradan bakamıyoruz. Bakamayız da zaten. Biz bugüne, biz bugünden geçmişe baktığımız zaman hani şöyle cümleler kuruyoruz ya ne yapmışlar o zaman da ya bilmem ne falan. Evet. Ama o zamanın koşullarından bakamıyoruz. Tıpkı bizim şu anda bulunduğumuz zamana bulunduğumuz zaman içerisinde bakamayacağımız evet. gibi. Bu evet. önemli bir şeydi benim için. Değiştirdi mi beni? Çok değiştirdi. Mesela bunu da Jason Silva'nın Dior cinizinden aldım. Şimdi Türkiye'deki işleri de seslendiriyorsunuz. Hı -hı. E, yurt dışından gelen, Türkiye'de yayınlanan Hı -hı. işleri de seslendiriyorsunuz. Evet. Kalite farkından çok rahatsız oluyor musunuz? Tabii ki canım yani şimdi bir kere hani e, teknik anlamda çok büyük problemler var yani. Yani yerli yapımlarda özellikle çok büyük te teknik anlamda problemler görüyorsun mesela yani. Çok özür yani, dilerim yani ben setlerde yönetmenle, ha. ben dizilerde çalışıyorum yardımcı yönetmen ya. <laughs> bu oyuncu bunu söylemez diyor, aha, aha. bu oyuncu bunu söylemez diyor. Aha. O senaryo sonrasında bizim toparlayabildiğimiz aha. kadarıyla aha. çekiliyor, kurgulanıyor aha. ve ses olarak senin karşına çıkıyor. Hmm. Sana durumlarda ne yapıyorsun gerçekten abi? Şimdi burada bak bir ayrım yapmakta fayda var. Ben işimi yapayım çıkayım yoksa hmm. ben bunu bu cümleyle çevireyim mi? Yok ben işimi yapıp çıkıyorum canım. Ben ne, ne filmler ne diziler konuştum yani. Neler neler. Ne çekilmiş şeyleri konuştuk yani. Ben Bücür Cadı'da oynadım düşün yani. 90'lı <laughs> yılların sonunda tabi. Bücür diye bir dizi vardı işte. Burada izleyenler bilir. Orada 60-70 günlük bir diziydi. 60-70 bölüm oynadım bizim sevgili Yalçın'ın. Yalçın, Yalçın Avşar'ın yerine girmiştim. Sonra tekrar Yalçın rolüne döndü. Ben de okuluma dönebildim falan. Ondan sonra Yunus abiyle falan. Çok keyifliydi set mesela. Müthiş bir setti. Ee, Yunus Bülbül'le. Bülbül'le. E, ee, Türkiye'de mesela param kaldı diyemeyeceğin 2-3 tane yapımcıdan biridir mesela Yunus Bülbül ve sete gidersin peşin alırdım paranı mesela tamam ama yapılan işin kalitesi orada onu tartışırsın ama ben çok keyif aldım çok da güzel bir setti iyi ki de oynamışım o zaman da bana çok yardımcı oldu. Hem maddi hem manevi. Kendi sesinizle mi oynadınız? Tabii tabii. Ama sonrasında seslendirme yapılıyordu o zaman. Çünkü sesi çekilmiyordu işte hiçbir Dublaj yapılacağı için sufleri çekiliyordu falan. Ezber yok bir şey yok falan. O nasıl sete gidiyorsun. Sana sufle veriyor. Hiç teksti bile okumamışsın. Düşün. Hadi Arda Bey hazır bilmem ne. 3 2 1 kayıt falan işte. Arda Bey geldiniz. E, sufleyi vermeye başlıyor ondan sonra. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Abla bilmem ne bilmem ne falan filan. Sen de onu tekrar ediyorsun. Sonra dublajla konuşuyorsun falan. Yerli yapımlarla yabancı yapımların arasındaki o derin farkı anlayamıyor olmamızın temel sebebi yabancıların yaptığı, yabancı ülkelerde yapılan her işi Türkiye'ye almıyor olmamız. Ama Türkiye'deki her iş yayına giriyor Türkiye'de, tamam mı? Şimdi Amerika'da bir B movie diye bir şey vardır ya, se bir sekans vardır evet. B movie. Yani daha kalitesi, daha kalitesiz işler. Biz B movieleri de izliyoruz burada ama bir de C movie var. Evet. D-Movie var, F-Movie var, her şey var tamam mı? Orada var, var oğlu var. Onları zaten burada görme imkanı yok. Onlar internette bile zar zor bulabileceğin şeyler. Ama burada, Türkiye'de her iş çekildiği anda gözünün önüne geliyor zaten. İnternetten geliyor, oradan geliyor, buradan geliyor, bilmem ne diyor falan filan. O yüzden baktığında teknik anlamda bizim de bir sürü avantajımız var. Çok mesela işte... Ee, çalışkan işte insanlar var setlerde vesairelerde filan çok iş bitirici yaparızcılar var falan tamam mı? merak Hallederiz. etme hallederizciler var falan ama oralarda öyle şeyler yok öyle şeyler olmadığını gördüğün zaman da bu hallederizcilikten mesela kurtulmak gerektiğini görüyorsun mesela anladın mı? O yüzden ben orayla buranın farkını şöyle açıklayabilirim sana oradaki oyuncu da oyuncu buradaki oyuncu da oyuncu kameranın arkasında kimin çektiğine bakar bu iş. Evet bu kadar. Basit. <laughs> Çok kısa toparlamam yetecekse bir sorum daha olacak. Hı -hı. Ee, ondan sonra ardına bir soru daha belki Hı -hı. gelir. Sezai Aydın'ı gerçekten kendinize rakip olarak gördünüz mü hiç? Hı -hı. Yok abi ben babama her zaman gıpta ettim şimdi işin doğrusu bu. Hep gıpta ettim çünkü onun başka bir supleksi var. Şimdi herkesin başka tarzı var. Ben Sylvester Stallone'ın hangi filmi izlesem... Zaten o şimdi bak o bir alışkanlık evet. tamam mı? Biz o alışkanlığı yakala yakalayacak bir döneme denk gelmedik. Yani ben de gelmedim şimdi. Ben de ben 80'lerin ortalarından beri hemen hemen seslendirme yapıyorum ama asıl benim sesimin tanınıyor, biliniyor olması 90'ların sonuyla başlar. O zamandan itibaren işte 20 se 20 seneyi geçmiş benim sesimin tanınır bir ses olması ama Sezai Aydın'ın sesinin ve yüzünün tanınıyor olması televizyonun TRT, TRT yayına girmeye girdiği zamandan itibaren yani insanlar televizyon diye bir şeyle karşı karşıyalar. Yayını izliyorlar. Sezai Aydın çıkmış zaten karşılığına. <laughs> Şimdi böyle bir avantaj var. İşte Yeşilçam gibi düşün. Ayhan Işık, Sadece Alışık vesaire falan gibi. işte Cüneyt Arkın gibi karakterleri, insanları. İnsanlar Yeşilçam'da perdede, beyaz perde, beyaz perde görüyorlar ve oradan aşinalar. Televizyon diye bir şey çıkıyor. Sezai Aydın'la karşılaşıyorlar. Oradan aşinalar. Biz o kitleye zaten ulaşamayız. Anladın mı? Yani bu işleri yapan insanlar olarak ulaşamayız biz o kitleye. Ben o yüzden gıpta ederim babama. Bir de çok güçlü bir supleksi vardır babamın. Çok bir şeydir. doğaçlaması vesairesi falan çok kuvvetlidir. Bir de alaylıdır benim babam. Benim babam okullu değil. Yani hmm. bir konservatuar mezunu değil tabii. Benim babam işletme mezunu. Ama e, müthiş bir alaylılık dönemi geçirmiş tabii ki. Yanındaki ustaları falan filan. Bir de zeki adamdır benim babam. Şimdi çok yani zekası çok kuvvetlidir. E, algıları açıktır falan. Ondan sonra babama övüyormuş gibi olmayayım burada ama gerçekten böyledir. Çevresinde de öyle bilinir zaten, öyle tanıdıkları sevilir tabii yani. Ondan sonra o da benle ilgili mesela işte Arda işte sizin işte şey yaptığı şöyle geçti mi bilmem ne etti mi falan filan diye sorulduğunda o da mesela ona şöyle bir muzip cevap verir işte boynuz kulağa geçer ama boynuz duymaz falan der babam tamam mı yani ha, yani. He ha, ben de. tamam baba okey ama dediğim gibi bak ben hep gıpta ediyorum ona. Ee, onun yaptığı işi yaptığı dönemdeki tap olduğu nokta başka bir nokta. Benim hiçbir zaman çıkamayacağım bir nokta. O. Gelemeyiz biz oraya. Bizim olduğumuz nokta insanların bu işleri takip ettiği kadar var. Ama Sezai Aydın hala Sezai Aydın. Evet, hala. Şimdi öyle bir durum var. Babam Peki. belki de 5 senedir 6 senedir hiç seslenme stüdyosuna Yapın girmedi. Sadece reklam seslendiriyor sadece. Hala yapıyor yapıyor. Peki şöyle bir soru soracağım size. Sezai Aydın hala girip ya Arda bunun burada nasıl tonlamışsın? Arda bunu burada nasıl yapmışsın? Yok demiyor canım. Gibi o çok 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 önce daha. hayır hayır. Çok önceleri böyle biz babamla seslendirme üzerine çok konuşmayız. Biz babamla tiyatro üzerine çok konuşuruz. Onda da kavga ederiz zaten. Tiyatro üzerine çok konuşuruzdan kastım şu. Senelerce şehir tiyatrolarında o da benim şansım. Babamla beraber oynamak çok fazla oyunda oynama oynama şansına eriştim. Çok fazla oyunda derken yani aynı oyun çok sayıda değil. Farklı farklı bir, bir sürü oyunda oynadık. En sonda ben biraderler yapım kurduktan sonra bir yaz gecesi rüyasını oynarken oradaki pak karakteri yaşlı bir karakter tercih ediliyor yönetmen tarafından yaşlı bir oynasın diye babamı oynattım orada da ve doğal olarak yani onun patronu oldum artık belli bir yerden sonra. E patron olunca da şimdi işin kalitesi önemli, seyirciye ne geçiyor ne geçmiyor. Ben babamın huyunu biliyorum, sahnede ne yapacağını biliyorum, ne yapmak istediğini biliyorum. Doğaçlamacı, tülahatçı falan bir adam ama Shakespeare oynuyorsun falan. O yüzden mesela çok kavga ettik. Yapma şunu ya falan diyorum. Sana ne lan falan. Laf beklediği yerler oluyor diğer oyuncuların. Ya, tabii canım ya lafı bekliyor ama aynı zamanda Sezai Aydın orada kendi kendine takılıyor. Çünkü eğlenceli bir adam izliyorsun evet. insanlar onu. Bak İnsanlar ona rağbet gösteriyorlar. İyi ki bu adam sahnede biz bununla nefes alıyoruz falan diyor. Biz orada Shakespeare oynuyoruz, döktürüyoruz, bilmem ne diyoruz, performans yapıyoruz. O bir tane kaşıyla, gözüyle, mimiyle insanları almayı beceriyor. Çünkü orada bir şey var. 66, 68 yaşında babam. Bu oyuna başladığımızda 64 yaşındaydı. 64 sene artı o an. Anladın mı? O önemli bir şey. O yüzden ben her zaman babama gıpta ederim yani. Hiç öyle bir şeyim de yoktur. Kıskanmam vesairem falan yoktur. Belki o beni kıskanıyordur, ne bileyim oğlum diye. <laughs> kolay geçti ama boynuz, boynuz duymuyor. duymuyor. Abi çok kısa bir sorun daha var. Yani biraz fazla sürdü aslında. Söyle. Yeni nesil seslendirmecileri ya da e, sana inanılmaz derecede şey geliyordur. Abi seslendirme şey olmak istiyorum, evet. Dublaj sanatçısı olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bununla ilgili bana yol gösterir misin? Keza bizim sektörle de ilgili böyle durumlarda. Geliyordu. E, ne tavsiye ediyorsun ya da ne diyorsun? Ya da bu doğru bir yol mu? Sürekli e, bu işte başarılı bir insan tutup abi ben nasıl olabilirim, nasıl hı yapabilirim hı. mi sormak. Doğrusu nedir sizce? Ya da başlangıç seviyesi nereden yol almanız gerekir? Ben buna başlangıç seviyesinin ne olduğunu bilmiyorum bak Hüsamettin. En kötü şey bu. Çünkü ben başladığımda kendimde değildim yani bilinçli başlamadım ben bu işe. Tamam mı? Doğdunuz. Ya yani... 8 başladım. yaşında mıydım 7 yaşında mıydım neydim <laughs> seslendirme yapmaya başladım şimdi tamam mı ama biri dedi işte bana hani tekst veriliyor, tamam teksti okuyorum falan ama okuma bir, yani daha yeni sökmüşüm okumayı falan anladın mı bir tekst okurken bile o yüzden ben bunun başlangıç noktasının ne olduğunu çok iyi bilmiyorum şimdi bana soruyorlar da hani ben gördüğüm kadarıyla insanlar işte kurslar varmış oraya gidin bilmem ne edin stüdyolara rica edin gelip dinlemek istiyorum deyin. Hani öğrenmeye çalışın. Çünkü bu iş bir okul işi değil. Anladın mı? Ha oyuncular okullarında edindiği diksiyon tecrübesiyle, konuşma tecrübesiyle, artikülasyonla işte ses kullanımı vesaire işte nefes kullanımı falan filan gibi şeylerle, antrenmanlarla kendilerini seslendirme yapmaya hazırlayabiliyorlar. Her oyuncu da seslendirme yapamaz bu arada. Mikrofonun karşısında yaptığım performans başka bir şey ama oyuncu olmayanların bu işi yapabilmesi açısından gerekli olan şeylerden bir tanesi herhalde emin değilim. Bir kursa gitmek. Seslenme sanatçıların bazıları çünkü o kurslarda ders veriyor. Tecrübelerini paylaşıyor. Ben burada tecrübe paylaşımının daha önemli olduğunu biliyorum. Çünkü bu iş bir e, alaylı işidir yani. Mektepli işi değildir. Alay, şey. evet, yetiştireceksin kendini oralarda. Göreceksin bu adam ne yapıyor. Bak işte o saniyede orada adam işte bir mimik yapmış, bağırmış. Bu adam nasıl bağırıyor ona bakman lazım. Stüdyoya gelir şeyler. İzleme işte öğrenmek isteyenler, bu işi yapmak isteyenler. Gelirler. Şeye oturtulurlar. Reji odasına. Reji odasında otururken Dublajı ben yapıyorum. Bana bakması lazım herifin. Tamam mı? Yani beni görmesi, gözlemlemesi lazım adamın. Filmi izliyor herif, tamam mı? Böyle oturuyor, filmi izliyor falan. Sonra çıkıyorum ben. Böyle birkaç tane oldu. Çıkıyorum ben. Ne yaptım ben içeride dedim? Ha filmi izledim abi ben dedi. İyi bok yedin dedim yani. Ben de ne diyeceğim yani filmi izlemiş herif anladın mı? Bana bakmıyor. Etkine bakmıyor. Bakmıyor ona bakması lazım. Ben nasıl performans gösteriyorum? Ne yapıyorum orada durup mal gibi konuşuyor muyum? Höt 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 konuşuyor muyum? Yoksa bağırıyor muyum? Bağırırken ne yapıyorum? Nefesimi nasıl kullanıyorum? Sesimi nasıl kullanıyorum? Hiç bakmıyor oraya. O yüzden olmaz o iş. Ama olmasını istiyorlarsa bir kursa giderler. Tecrübelerini aktaran arkadaşlarımız var. Onların tecrübelerinden faydalanırlar. Stüdyoya giderler, rica ederler. Onun üzerine stüdyoda onlara okey verirse izlemeye başlarlar. Ama bu çok uzun bir süreç. Eğitim veriyor musun? Hayır vermiyorum. Ben bu, bu konuda eğitim vermem. Yani bu çok sabır işi. Benim o kadar sabrım yok o işlere. Peki dublaj ya da seslendirme alanında olmayıp da senden gerçekten konuşma ve diksiyon eğitimi olan insanlar oldu mu? Var var tabii. Yani ben ben bunu yaptım işte bir takım siyasetçilere, ondan sonra bir takım patronlara vesairelere falan verdim. Onlara nasıl etkili konuşabileceklerini anlattım. Çünkü ben bir oyuncuyum hani sahneye çıktığım zaman etkili konuşmanın ne olduğunu, karşı tarafa lafı satmanın ne olduğunu bilirim. Bir lafı satmanın en önemli noktalarını onlara gösterebilmekle ilgiliydi benim şeyim. Çünkü onların kendilerine ait metinleri var. Şimdi ben çıkıp Shakespeare oynuyorum, Chekhov oynuyorum bilmem ne diyorum falan filan ama onlar Shakespeare ya da Chekhov anlatmıyorlar. Onlar kendi işlerine dair şeyleri anlatıyorlar. Doğal olarak bunları nasıl anlatabileceklerine dair ipuçları veriyorsun. Gerçekten. Bitti gitti. O da zaten 2-3 saat, üç saat falan çalışıyorsun. O kadar. Başka bir şey yok, onun yeteneğine kalmış bir şey yani. Peki, ben çok severim ama bilmiyorum hani Hı. sizdeki durumu nedir? Hatta yani benim yaş seviyenden çok önceki durumlarda oynanmış bir durum. Radyo tiyatrolarını sever miydiniz? Tabii tabii, ben çok konuştum. Geri dönmesini tiyatrosu. ister misiniz? E, geri döndü, radyo tiyatrosu defalarca geri döndü. Şu an sizce yani bir retro 2000 onların başından itibaren de tekrar döndü. Evet döndü. Sürekli gidip geliyor radyo tiyatrosu. Bir retro dönüş var ya. Radyo tiyatrosu hiçbir zaman retro olmadı bak. Radyo tiyatrosunun hmm. en tuttuğu zamanlar sadece radyonun veyahut da televizyonun siyah beyaz olduğu veyahut da televizyonun renkliye geçip de herkesin evinde olmadığı zamanlardı. Yani radyoya ulaşılabilirlik diye bir şey vardı ama şu anda insanların radyoda o kadar fazla uzun uzun dinleyebilecekleri zamanı olduğuna inanmıyorum. O kadar büyük zamanlar yok. Ha ev hanımları var işte evde çocuklar var bilmem neler var falan filan ama işsizler... Allah herkese iş versin. İşsizler vesaireler falan. Onların da radyo tiyatrosu tercih olacağını düşünmüyorum. Radyo tiyatrosu ancak şöyle tercih edilebilir. Sen radyo tiyatrosunu yaparsın. Yayın akışına koymazsın. Bir yere yapıştırırsın. Açar dinler istediği zaman. Şimdi Arada internet evet. üzerinden. Tabii Spotify'dan bilmem nereden. Bir podcast podcast olarak falan. Zaten onlar Hayatın yapılıyor şu anda. Evet podcast olarak. Onlar yani. yapılıyor şu anda. Ama dediğim gibi radyo tiyatrosu hiçbir zaman retro olmadı. Her zaman vardı. Sadece... Satış yeri değişti sürekli. Pazarı değişti sürekli. Çok sevdiğim bir oyuncunun bir sözü var. Bizim burası herkesin girebileceği bir yer olmamalı. Hı hı. Buraya girebilecek insanların gerçekten ayrıcalıklı bir yeteneği olması gerekirlerdi. Hı. Ee, Peki. Bir gün bir çekim esnasında bir oyuncu arkadaşın hı hı. arkadaşı gelmişti. Hı hı. Ona karşılık ithafen söylenmiş bir cümleydi bu. Hı. Hayatım olacağını unutmayacağım cümle. Sizinle bir biraderler yapımlı bir şirketiniz var. Yani piyasadaki benim görebildiğim kadarıyla yani hı hı. tabii ki e, sizi konuk almak bile benim için bir büyük, ayrı bir mutluluk. Yapım şirketinizde gerçekten e, tiyatro ve oyunculuk camiasının sevilen ve kültürel seviyesi, doygunluk seviyesindeki oyuncuları görüyorum ben burada. Hı hı hı. E, Buraya gelen oyuncular ya da seçtiğiniz oyuncularda aradığınız ya da e, istediğiniz bir özellik oluyor mu? Yoksa gerçekten bu adam Metin gidip aldığınızda oluyor mu? Ha, bu adam mimar Sinan o mezunu bu mezun Amerika'da hı hı. deyip yani influencerlarına dayanıp da bir çektiğiniz oyuncu oluyor mu? Bir de şu influencerlık olaylarına ne diyorsunuz son zamanlarda? <laughs> Dur ne cevap vereyim. Tabii ki yani hani benim oku, benim okuduğum okuldan olması benim hoşuma gider ama yani hani ona uygun bir şey yoksa onunla çalışmam. Başkasıyla çalışırım. Bu profesyonel bir iş dediğim gibi. Bak bu bir iş. Para kazanılıyor bu işten. O yüzden hani çok yetenekli mi olması gerekiyor? Hayır. E çok büyük yetenek isteyen bir şey mi olması gerekiyor? Hayır yani yani eğer öyle bir şey gerekirse ona göre adam alırsın. Ama onun dışındaki her şey, onun dışındaki bütün etmenler seni çalışacağın işin içindeki uygunluğa göre bir yol almaya itiyor. Yani nedir? İşte atıyorum ben Levent Üzümcü ile çalışıyorum, Neslihan Yeldan ile çalışıyorum, Ali Altu ile çalışıyorum, Fatih ile çalışıyorum, Nilay Yer dönmezle ile çalışıyorum. İlham Erdoğan'la çalışıyor. Herkese çalışıyorum. Şimdi bütün oyunlarımda bu insanlar oynuyor. Çalışmadığım veya da yeni çalışacağım insanlar varsa ona bir teklif götürürüm. Kabul ederse eder çalışırız, etmezse de çalışmayız bu. bu. Çünkü bu bir profesyonel iş yani baktığın zaman. Hani Levent Üzümcü ile çektiğimiz Da Vinci işte. Ben kimim? E, o da güzel bir iş. Yakında bir yerde izleyecek insanlar. E, neresi olduğunu biz de bilmiyoruz da ama işte bölüm bölüm çekmeye devam ediyoruz filan. Şimdi Levent benim arkadaşım olduğu için hani ben ona o teklifi yapıyorum. O da geliyor oynuyor. O da seviyor falan anlaşabiliyoruz. Ama dediğim gibi bir influencer vesaire falan. Yani bu işe yapacağı katkının ne olduğunu fiziksel anlamda da madden ve manen ne olacağını kendinin de biliyor olması lazım. Ben bu işi uçururum abi diye olması lazım. Ben de derim ki işte atıyorum X Hüsamettin influencer bu işi uçurur. O yüzden ben üsamettinle çalışıyorum falan diyebilmeliyim ama dediğim gibi yani bu influencer meselesi yani influence etme yani hani şey sunma bir şey yani yani bir bir şeyi insanlara şey yapma pazarlama işi yani başka bir şey değil aslında. Yani toplum öncüsü falan değil o insanlar. Sonuç olarak bunların arasında çok özür dileyerek söyleyeyim yani garibanlar da var bu influencerların içinde anladın mı? <laughs> Bayağı garibanlar da var <laughs> yani. yani sakız şey yapıyor adam yani. Ya sorsanız yani. E, evet yani çok takipçili var, Hı -hı. o var, bu var ama aynı masa oturduğunuz zaman yok gariban canlıyı. Konuşturamaz yani, yani sizi. Konuşturamaz yani. Bu anlamda gariban demiyorum aslında yani. Gariban yani evet. hakikaten çok şeyden çıkmış, çok alt kesimden yani. <gülüyor> <gülüyor> alt kesimden yani ama ben dediğim kısımda da gariban tabii var o da yani. Hani yani zihin fakir onlar da. Evet. Tamam? Problem yok <laughs> yani anladın mı? Zihnen <laughs> fakir insanlar da var yani. O yüzden bir influencer bana ne katar? Çok fazla bir şey katmaz ama ben bile influencer'a ne katarım? Eğer beni dinlerse, beni şey yaparsa belki onu bir yola sokarım. En azından o iş çerçevesinde başka bir şey yap, yapıyormuş gibi görünür. İşte tam bu yönetmen hikayesi kimin çektiğine bağlı. Biraderler Yapım ne yapıyor? Biraderler Yapım şimdi Ben Kimim'i çekiyor. Ee, i̇şte seninle beraber çektiğimiz Ben Kimim bir şey, bir format Ben Kimim. Formatın ne olduğunu anlatmaya gerek yok yani ne üzerine olduğunu anlatırım sadece tarihe mal olmuş kişilerin hikayelerini oyunculardan dinlediğiniz ve oyuncuların o kişiler olmaya başladığı ve değişe değişe dönüşe dönüşe en sonunda o kişiler olduğu bir format bu ama çok keyifli ve eğlenceli bir şey bir anlatı dizi 12-13 dakikalık 15 dakikalık mak maksimum bölümler ben kimimi çekiyor çocuk genç sanat tiyatro diye bir birimimiz var bizim çocuk genç sanat tiyatro biriminde çocukları eğitiyoruz. Eğitiyoruz dediğim atölyeler düzenliyoruz. O çocuklar sanatla, tiyatro ile vesaire, tiyatronun disiplinleriyle bir sanat eğitimi alıyorlar orada. Ondan sonra çeşitli ülkelere videolar yapıyoruz. Çeşitli ülkelere bir takım formatlar hazırlıyoruz. Tiyatrolar oynuyorsunuz. Evet tiyatro oynuyoruz. Canlı yayınlarla tiyatro, tiyatro Tiyatroyu dijitale taşıdınız. Evet. Öyle şeyler yapıyoruz. Biraderler yapımında çok fazla iş dönüyor. Aynı zamanda eğitim videoları vesaireler filan çekiyoruz oralarda. E, bu şekilde günlerimiz geçiyor ama biraderler yapımı nasıl evrilmesi gereken yere doğru gidiyoruz. Yani biraderler yapımı bir dijital ajansa dönüşmüş durumda şu anda. Ve ilerleyen zamanda bir e, dijital prodüksiyon şirketi olarak anılmasını istiyorum ben asıl temelde. Çok teşekkür ederim abi. Rica Güzel ederim. Çok Sarı sağ ol. Kardeşim. Selamet yalnız, ee, Selamettin <laughs> Adıma en iyi tonlayanlardan biriydin abi. Vallahi şu ana kadar. Şu ana kadar. <laughs> şu ana kadar. <laughs> Ve gerçekten hani şey ismimle barışık olamamışım 18 <laughs> yaşıma kadar. Sonrasında 18 yaşında ilk kendi adımla biriyle karşılaşınca A, benden başka biri de varmış deyip. <laughs> Bizim bir basçı vardı. O iyiydi ya. Hüsam, onun adı da Hüsamettin. O da çok keyifli bir adamdı. Sağ ol abi. Ondan <laughs> kendine ekmek çıkardım. Çok teşekkür ederiz Arda'yla. Rica <laughs> ederim yavrum. Sen sağ ol çağırdığın için. Ee... İyi ki çağırdın beni. Bak insanlar beni Arkadaşlar. Böyle... Tiyatro ve seslendirme camiasının <laughs> en özel insanı neydi? Geldiği için ona çok teşekkür ederiz. İyi ki bizimleydi. İyi ki gelmiş. Bugünkü konumuz Arda Aydın'da. Teşekkür ederim. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, videoları evet. likelamayı <laughs> ve <gülüyor> şunu rica edeceğim. Dur, söyle. Dublaj ve e, seslendirme ile ilgili 10 tane soruyu cevaplamanızı isteyeceğim. Yorum kısmına bırakın arkadaşlar. Arda abi onları cevaplayacağız. Ha, şey mi daha sonra? Daha sonra. Aha, okay, daha tamam. sonra. E, aklınıza takılan dublaj ve yorumla ilgili e, çok önemli noktalar varsa, basic noktalar Şimdi Dublaj nedir? <laughs> dublaj nedir? <laughs> Hadi kapat. <laughs> <laughs> Onları cevaplayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.